Türkiye Nereli'nin son bölümdeyiz. Konuklarım Ömer Sual'dan, Saadettin Tan'dan ve Bartu Sural. Sayın Vekilim bir şey söyledi Sayın Bartu Sural. Size bir tabii ki yanıt hakkı doğdu burada. Haklı olarak Türkiye'deki bu açmazın muhalefet tarafından bu boşluğun doldurulamadığını. Yani aslında söylediği şeyler Sayın Sural'ın rakamsal şeyler, ekonomist olarak doğru tespitler ortaya koydu. Sorulması gereken soru şurada şu. Neden bu ülkedeki seçmen sayısının önemli bir çoğunluğu bir ülkenin yok oluşuna, parçalanmasına, bölünmesine ya da Sayın Bartu Soran'ın dediği gibi iflasına, kapitülasyonuna yol açacak gelişmelere rağmen iktidar partisinde inat etmeye devam ediyor. Ya da inat demeyelim, buna destek vermeye devam ediyor. Neden muhalefet bu boşluğu doldurup iktidarın bu yanlışlığını pozitif olarak kendisine çevirip Türkiye'nin tüm geleceğini kendi üzerinden yönlendirmeye çalışmıyor? Eksik olan ne? Şimdi tabii bunun en önemli nedeni bence Türkiye'deki siyasetin algıya dayalı olmasıdır. Ya da belli bir mensubiyete dayalı olmasıdır. Aslında bugün yaşadığımız en önemli sorun Türkiye'de merkez sağın çöküşünden başlıyor. Merkez sağ Türkiye'de hani derler ya klasik anlamda %35'e %65'lik bir oran söylenir. Sağ seçmenle sol seçmen açısından, ayrım açısından. Ve öyle bir noktaya gelmiş ki, bir örnek vereyim. 1989'da SHP'nin oy oranı %28 iken Türkiye'nin birinci partisiydi. Ve öyle bir toplam bir olguyla yüzde kaldık ki bir anlamda merkez sağı, kendi muhafazakar diğer sağı da yanına alarak AKP hepsini bünyesine kattı. Bu anlamda bir güç olarak ortaya çıktı. Arkasından da mütemadiyen iktidar gücünü, iktidarın olanaklarını sürekli kullanarak bir algı siyaseti yürüttü. Burada çok kolay değil. Her şeyi muhalefete yıkarak da işin içinden sıyrılamazsınız. Şöyle söyleyeyim, şu anda hiçbir üniversitede bir tane akademisyen, bir Allah'ın kulu çıkıp da şu biraz önce Bartu Bey'in ekonomik verilerini ağzına alıp söyleyebiliyor mu? İçinden atılır. Bir tanesi çıkıp söyleyebiliyor mu? Pek çok hukuk cinayeti işleniyor bu ülkede. Yani 2007'den bu yana Ergenekon, Balyoz ve devamında gelinen süreçte işte pek çok tutuklu milletvekilleri var. Ya bir tane Allah'ın kulu çıkıp şunu diyebiliyor mu? Diyemiyor. Basit bir örnek vereyim burada. Hani belki yeri değil ama vermek zorundayım bu örneği. Mesela bizim milletvekilimiz Enis Bey tutuklu. Niye? Devlet sırrını 2015 yılında ifşa ettiği iddiasıyla. Yani o MİT'lerin içinde işte mühimmat olduğuna dair bir Cumhuriyet Gazetesi'nde yayın yapılmış. İşte elimizde dava dosyasında avukatlara verilen bir belge var. Bunu hakim savcıların hepsi görüyor. 19.1.2014 tarihinde düzenlenmiş. Yani o MİT'lerinin arandığı gün. O arandığı gün. Şimdi şöyle bir şey var. Bir devlet sırrı demek şudur. O sırra vakıf olan kamu görevlileri dışındaki kimsenin bilmediği belgeler demektir. Eğer bir başka kişi, üçüncü bir kişi bunu gördüğü anda onun sır niteliği ortadan kalkar. Şimdi ne yapmış savcı? O tarihte yani 19 Ocak 2014 günü jandarma kriminal laboratuvara o bulunan eşyaların ne olduğuna dair bilgi istemiş. Orada savcı açıkça diyor ki şu plakalı dorse kasası içinde bulunan mühimmatlar hakkında gerekli incelemenin yapılarak bu usta rapor tanzim edilmesi. Daha savcı o gün akşam o şeyi de MİT'lerin içinde mühimmat olduğunu söylüyor zaten. Yani sır orada kalkmış ama bir milletvekili aylardır devlet sırrı bu anlamda ifşa edilmiş olmasına rağmen tutuklu. Binlerce insan şu anda şeyle yüzde ve hiçbir doğru dürüst barolardan yani çıkan sesler de çok cılız çıkıyor. Ya da insanlar ürküyor, korkuyor ya da sesi çıktığı zaman yayınlanmıyor. Hangi yayın organı var? Ben 2011'den bu yana milletvekiliyim.
Bana daha bir gün bu merkez medyasından biri haber kanalında gel de bir yarım saat bir şey konuş demedi bana. Yani şimdi işin bu boyutunu, sivil toplum örgütlerine bakıyorsunuz. Eskiden deve dişi gibi sivil toplum örgütleri vardı. Eylemler yapılırdı. Sendikalar vardı. İşçiler sokağa inerdi. Haklarını ararlardı. Grev vardı. Grev vardı. Yani bir anlamda hiç kimsenin çıtı çıkmıyor. Şimdi böyle bir toplumsal yapıda bir yandan baskı, bir yandan ödül, bir yandan ceza, bir yandan ihya olacaksın. Yani güzelim basın mensubuysan 20 bin dolarlık maaşla köşe mi yazacaksın? Yoksa işsiz kalıp sağda solda gezecek misin? Tercih senin. Şimdi bu bunları içine... şunun için söylüyorum. Tabii ki muhalefet partilerinin elbette ki kusurları vardır. Biz her şeyi dört dörtlük yaptık diyemiyoruz. Ve bugün şunu da gözden ırak tutmamak lazım. Türkiye'de muhalefet partisi derken kimler var? Şimdi siz Milliyetçi Hareket Partisi'ni muhalefet partisi olarak mı nitelendireceksiniz? Siz Halkların Demokratik Partisi'ni muhalefet partisi olarak mı nitelendireceksiniz? Sadece kafasını Güneydoğu'da birkaç olaya endeks eden bir anlayışla yüzeyiz. Öbür taraftan iktidara her hafta metiyeler düzen, iktidarın zorda kaldığı durumlarda el uzatan anlayış zaten muhalefet partisi olamaz. MHP ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Demişti ki Sayın Devlet Bahçeli, 2019 yılında sistem değişikliği dahil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini her türlü desteği vereceğiz dedi, değil mi? Bunda bir yanlış anlama yok. Yok. Milliyetçi Hareket Partisi Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi için, başkan olarak seçilmesi için desteği vermeye devam edeceğini ve Sayın Bahçeli grupta açıkladı bunu. Sistemin değişmesi ve 2019 seçimleriyle ilgili AKP ile her türlü işbirliğine açık ve hazırız dedi. Aslında çok değil. Yaklaşık bir iki yıl önce bir Devlet Bahçeli'nin bir konuşması var yine Cumhurbaşkanı'yla ilgili. Arkadaşlar onu verelim, sonra Sayın Milletvekili onu tekrar sormaya devam edelim. Türk milleti kral seçmeyecek, sultan atamayacak, emir tayin etmeyecek, özgürlük ve demokrasiye mütecaviz bakan bir diktatör muavinine koltuk ihdas etmeyecektir. Peki ne yapacaktır? Cumhur'u temsil edecek, Cumhuriyet'in anlam ve birikimlerine sadakatle bağlı kalacak, milli kimliğe saygı duyup benimseyecek, hakkında hiçbir şaibe olmayan tertemiz bir isme Cumhurbaşkanı olma şerefini verecektir. Devletin en tepesinde bulunan kutlu görevi sulandırmaya, ayağa düşürmeye, karanlık niyetlere tapulamaya kimsenin gücü de yetmeyecektir. Buradan muhataplarına ilan ediyorum ki önce özerkliğe arkasından Kuzey Kürdistan'ı açık kapı bırakandan Cumhurbaşkanı olmaz. Türkiye'yi birbirine düşürmeye azmedenden, toplumu kamplara ayırandan Cumhurbaşkanı olmaz. Şehitlerin vebalini ve kanını taşıyan bebek katiliyle müzakere yapandan, teröristlere kucak açandan Cumhurbaşkanı olmaz. Vatanı bölme, milleti 36'ya ayırma hedefinde olandan Cumhurbaşkanı olmaz. Twitter'ı engelleyen, YouTube'u kapatan, kişisel hak ve hürriyetleri bu dayandan Cumhurbaşkanı olmaz. Hukuka saldırandan, adaletten kaçandan, rüşvetçilere ve hırsızlara kol kanat gerenden Cumhurbaşkanı olmaz. Villalara balya balya dolar yığandan, kamu arazilerini zimmetine geçirenden, evdeki parayı sıfırlarken haysiyet ve inandırıcılığını da sıfıra düşürenden Cumhurbaşkanı olmaz. Türk Silahlı Kuvvetlerine kumpas kurandan başkomutan olmaz. Türklüğü reddeden, TC'yi silen, milliyetçiliği ayaklar altına alan bir inkarcıdan
Türkiye Cumhurbaşkanı olmaz, olamaz, olamayacaktır. Kısacası iki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Tekeden süt sağılmaz. Balda tuz bulunmaz. Suda ateş yanmaz. Recep Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz. Siyasi görüşü, fikri aidiyeti, mezhebi ve yöresine ne olursa olsun, ister AKP'li, ister MHP'li, isterse de CHP'li olsun, her vatan evladı Cumhurbaşkanı olabilir. Ne var ki Recep Tayyip Erdoğan olamaz. Milletin terazisi bu sikleti çekmez. Şimdi siyaset böyle bir şey Sayın Vekilim. Yani iki siyaset sene olmadı. Böyle bir şey değil aslında. Şimdi Türkiye'de siyasi anlayış böyle bir şey. Daha iki yılı geçmedi. Türkiye'de bir cumhurbaşkanı olmaması gereken ne varsa sıralayan bir muhalefet partisi lideri. Bugünse AKP'nin iktidarda olması için elinden gelen her şeyi yapacağını, hatta partisi bile yok sayacağını açıklayan bir muhalefet lideri. Hani siyaset kimi zaman kıvraklık gerektirir, kimi zaman esneme gerektirir, kimi zaman biraz kayarsınız, kimi zaman ama 180 derece yerinizden böyle dönemezsiniz. Yani bu bir siyaset, sizin dediğiniz gibi siyaset değil. Ama bu siyasetin hala bir alıcısı var Türkiye'de. Şimdi siz demin söylediniz. Evet. Yani muhalefet ne yapsın diye. Şimdi tabii şunu söyleyeyim. Demek ki Recep Tayyip Erdoğan bu konuşmadan sonra çok düzelmiş. Yani o eleştirilere muhatap olmayan çok iyi niteliklere haiz olmuş ki Sayın Bahçeli artık destekleyeceğim deme gereğini duyuyor. İşin esprisi bir yana, tabii şöyle bir olguyla yüzdeyiz. Siyaseti, şimdi şöyle çok derine inmek lazım aslında bu konuda. Ta 12 Eylül rejimine gitmek lazım. 12 Eylül darbesinden sonra Türkiye'de belli bir düşünen kesim, devrimci dünyasında olsun, ülkücü dünyasında olsun, cezaevlerine tıkıldı. Ve öyle bir noktaya geldi ki 24 Ocak kararlarından sonra da büyük bir kentlere bir işçi akını oldu. Ucuz iş gücüne ihtiyacı var. Ve o zaman kenti varoşlarına gelen insanları tek karşılayan anlayış çoğunlukla muhafazakar bazı tarikatlar, cemaatler vesaire. Siyasal İslam diye. Siyasal İslamcılar oldu. Ve Yeşil Kuşak Projesi'nin bir devamı niteliğinde de şey hoşa gitmedi mesela. Anavatan Partisi'nin muhafazakarlığı hoşa gitmedi. Ne bileyim Refah Partisi'nin muhafazakarlığı hoşa gitmedi. Onlar daha milliydi. Ve öyle bir anlayış oldu ki böyle gayrimilli bir İslamcı anlayış, ılımlı İslami anlayış adı altında dışarının istediği bir argümandı. Çünkü Türkiye'de milli ordu tasfiye edilecekti, milli bürokrasi tasfiye edilecekti. Bu çok önemli çünkü siyasette etkin olan onlardı. Ve bu yapı özellikle dışarının da desteğiyle ve o muhafazakar çevreye de sırtını dayayarak o insanlar da kendi varoşlarında orada ben kendimizi eleştirebilirim elbette. O insanları anlamakta çok zorluk çektik. O insanlar köyden gelmiş, işte belli bir eğitim düzeyi düşük. Onlara ulaşmada belki o zamanlar bayağı sıkıntılar yaşadık. Ve o anlamda orası bir arka bahçe haline birdenbire dönüştü. O insanların giyimiyle uğraşıldı, kuşamıyla uğraşıldı, birinin diliyle uğraşıldı, telaffuz edilen dilde alay edildi. Yani bunlar tabii ki bunu elbette ki CHP falan yapmadı ama toplumdaki belli bir kentli sınıf bunu yaptı. Ve belli bir düşünce anlayışı da noksan olduğu için yani sol yok, bir sosyal demokrasi tam kendine gelmiş değil. 12 Eylül'ün darbesini yemiş. Şimdi o atmosfer içerisindeki insanlar doğal olarak büyük bir umut beslediler ve dediler ki ya bizim iktidarımız buymuş. Şöyle bir şey var. Bild gazetesinin bugün bir manşeti var. Manşetin arkasında bir yazı var. Çok dikkatimi çekti. Ötekileştirilenlerin Recep Tayyip Erdoğan üzerinden intikamı dedi. Evet. Şimdi bu tespit çok önemli bir tespit. Yani ben de
bir anlamda onu anlatmaya çalışıyorum. Evet, şimdi sizin tespitiniz şimdi o. Bu atmosfer... Kim bu ötekiler? Şimdi, yani bir sınıf savaşı mı? Türkiye'de bir bizim göremediğimiz, hissedemediğimiz bir ezilenler, sosyalizmi bitti, sol bitti de siyasal İslam'a sarılıp baş mı kaldırdı? Yok. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı köprü olarak kullanıp kendisini toplumun geneline kabul ettirmek için bir koçbaşı şeklinde vurmaya mı başladı? Ülkenin dağılmasına, yok olmasına, belki de parçalanmasına yol açsa bile bu kininden, bu inadından vazgeçmiyor mu bu? Nasıl bir anlayış bu? Şimdi şöyle söyleyeyim, ona biraz daha hemen sizin sorunuzla da birleştirerek devam edeyim. Şimdi normalde bu insanlar şöyle düşündü. Ya bu benim iktidarım. Bak beni anlayabiliyor. Benim gibi düşünüyor. Benim gibi camide geliyor, sohbet ediyor. Benim gibi konuşuyor. Ben televizyonu açtığım zaman ben kahvede nasıl böyle sert bir oyun arkadaşıma ağzıma ne geldiyse söylediysem benim reisim de söylüyor. Şimdi bu bir süre sonra bir şeye yapmaya başlar. Ama iki yol ayrımı oldu burada. Bir tanesi bağımlılık oldu. Belli bir kesim umudunu buna bağladı. Ve dedi ki zenginleşmeye başladı. Yani hani derler ya klasik şey tabi Adem'in yasak elmasını yedi diye. Kendi halinde bir cami cemaatinden ama bir... Ama Bartu Soral öyle değil mi? Söylüyor hocam. Rakamları söylediği zaman tamam bakıyorsun. Hemen. Ya onu da anlatacağım. Şimdi cami cemaatindeki sakin bir insanken birdenbire Ukraynalara gitti. Rusya işte değişik ülkelere gitti. Oradaki yaşamı gördü. Bir anda işte buraya kadar favoriler vardı. Onlar uzatılmaya başladı. Saç uzatıldı. Faça değişti. Giyim, kuşam. Garson yer, evler. Şimdi zenginleşen bir kitle oluşturdu. O zenginleşenler şunu biliyorlar. Recep Tayyip Erdoğan yok olduğunda bunlar da yok olacak. Recep Erdoğan, Tayyip Erdoğan iktidardan düştüğü anda bunlar da bir anlamda ortada kalacaklar. Şimdi onların müthiş bir Recep Tayyip Erdoğan miti yarattılar. Bunu yaşatmaları gerekiyor. Birincisi bu. İkinci bir noktada geniş halk kitlelerine gelince, geniş halk kitleleri yoksullaştırıldı. Bile bile açlığa mahkum edildi. Ondan sonra gel bak ben seni doyuruyorum mantığı öne sürüldü. Bu insanlar da şunu düşünüyorlar. Ya bizim bundan başka çaremiz yok. Yeni kimi tercih edelim? Kim gelsin? Kime oy verelim? Türkiye'de sadece Cumhuriyet Halk Partisi demiyorum. Pek çok sağduyulu, milli, vatanını, milletini düşünen, insanlığı düşünen çok değerli partiler var aslında. Hem sağda var, hem solda var. Yani bu tip partiler var. Fakat bu dönemi Adalet ve Kalkınma Partisi şöyle geçiştirmeye çalışıyor. Her gün o gündemi değiştirerek, konuşarak, mesela son Atatürk sevdası, Mustafa Kemal Atatürk sevdası, bunun temeli şuna dayanıyor bence. Şu anda şu gördü ki 16 Nisan referandumunda Türkiye'yi bir arada tutan tek bir güç haline düştü. Çünkü AKP değerlerini yok etti bu toplumun. Milli değerlerimiz yok oldu, milli takıma bakış açımız bile bozuldu, futbola bakış açımız bile bozuldu. Bir tek değer kaldı. O görüldü ki İzmir Marşı'yla aslında Atatürk'ün kimliğine yönelik bir marştır. Sadece İzmir Marşı görmemek lazım. İnsanlar Mustafa Kemal Atatürk muhalif unsurla Mustafa Kemal Atatürk'ün kişiliğinde birleşmeye başladılar. Hemen şu tehlikeyi gördüler. Acaba bundan yeni bir gezi çıkar mı? Hemen ön almak için de onlar da Atatürkçülüğe soyundu. Keza Bahçeli'nin bence şeyi de geçen haftaki o sonuna kadar sizin yanınızdayız demesi de Recep Tayyip Erdoğan'a başka bir partner arama zahmetine sokmamak içindir. Yani hani eğer şeyi olacaksan diyaloğu benle sürdür. Sakın olur ya hani yeni kurulan parti var. Acaba Recep Bey onunla da bir diyaloğa girer mi? Bunun kapısını kapatmak için söyledim. Ben bu konuda şöyle bir şey var. Ne yapmalı konusuna. O açıdan elbette ki eksiğimiz, kusurumuz olur. Ama şunu iyi bilinmesini isterim. Biz gece gündüz demeden çabalıyoruz. Yani kendi partim adıma konuşuyorum. Gerçekten büyük emek veriyor milletvekili arkadaşlarımız. Partililerimiz, bakın hiçbir maddi olarak hiçbir şeyimiz yok elimizde doğru dürüst. Hazinenin verdiği bir yardım var ama devasa bir
Organ Cumhuriyet Halk Partisi. Kolay değil bir partiyi yaşatmak. Evet. Sayın Genel Başkan olarak Sayın Bakanım çok iyi bilir bunları. Kolay değil. Şeye gelince ne yapmalı konusunda iki şey söyleyeceğim. Çok biri, kısa alayım. Çok kısa. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Mart 1931'de bir konuşması var. Aynen şöyle diyor. Milletin tarihinde bazı devirler vardır ki muayyen maksatlara erebilmek için maddi ve manevi ne kadar kuvvet varsa hepsini bir araya toplamak ve aynı istikamete sevk etmek lazım gelir diyor. Birinci yolumuz bu olmalı. Türkiye'nin dirliğinden birliğinden yana. Son sözüm de şu. Dış dünyaya şunu söylemek lazım. Burada dış dünyanın böyle o kayıkçı kavgalarını bir tarafa bırakırsak önemli derecede bu iktidara destek verdiğini düşünüyorum. Şunu bilsinler ki bu anlayışta bu ülke daha fazla gitmez. Evet. Bu ülke bu anlayışta gitmeyeceği gibi büyük bir kaosa da girer. Kaos içindeki bir Türkiye dünyanın başına beladır. Tez zamanda Türkiye'de bu otokrat anlayıştan ellerini çeksinler. Türkiye'nin demokratik, temel hak ve özgürlüklerine sahip bir anlayışa gitmesi için yolumuzu açsınlar diyor. Peki, teşekkür ederim Sayın Vekilim. Sayın Bakan, size de hemen soracağım. Size pas attı aslında Sayın Ömer Sağlı'dan. Yani gerçekten çözüm yolu ne? Mesela Sayın Bartuşoğlu önemli bir başlık açtı bence. Nedir yani? Nasıl? Siz demin söylediniz. Dediniz ki demokrasi ve hukuk içinde bu memleketin yetişmiş evlatları var. Onlar yönetime gelip el koyacak. Demokrasi ve hukuk yani, içinde. Evet, tam doğru. Ha, yani sandıkla. Nasıl olacak bu? Mesela bakıyorsunuz önümüzdeki dönem eğer bir muhalefet saflarında bir yeni pırıltı belirmezse, yeni bir güneş doğmazsa Türkiye sonsuza kadar belki bu karanlığa mahkum olacak. Orası açık net. Nedir bizi kurtaracak? Umut ne yani? Nasıl değişecek? Kurtaracak olan bu milletin kendi iradesi yani. Kendi evlatları. Başkası gelip sizi kurtaramaz ki. Aslında çok basit. Fazla zorlaştırmaya falan da hiç gerek yok. Yani bugün herkes sorguluyor. Çünkü insanlar kaybediyor. Kaybetmeye devam ediyor. Ve bu iktidarın bütün uygulamaları, söylemleri, davranışları, her şeyi Türkiye'yi daha da fakirleştiriyor, yoksullaştırıyor, yalnızlaştırıyor. Ve bu vaka. Kazanan kim? Kazanan tekrar Misak-ı Milli falan deniyor ya. Misak-ı Milli bölgelerine kim gelip yerleşiyor? Musul'a, Kerkük'e, daha Sudan'a kadar gelip bütün Libya'ya kadar gelip yerleşen kim? Amerika, İngiltere, Batı gelip yerleşiyor. Bütün enerji sağlanan onlar yerleşiyor. Kimin üzerinden? Bizim üzerimizden. Kaybeden biziz. Mavi Marmara'da da kaybeden bizdik. Süleymaniye'de de kaybeden bizdik. Her yerde kaybeden biziz. Rıza Zarrab olayı da bir operasyonda bizi kullandılar ve kaybettik. Bugün Cumhurbaşkanı bağırıyor. Daha işi kuran iradeyle. PYD, YPG'yi kuran iradeyle. Ya bunu arşivler haykırıyor. Buna gerek yok ki. Yani aynı Arap'ta İngiliz uçağından şeyler düşünce bir o tarafa malzeme düşüyor, silah. Bu tarafta da şeylere düşüyor. IŞİD'çilere düşüyor. Yani bunları bilmiyoruz. Hepimizin bildiği şeyler. Bunlara vakit kaybetmek peki istiyor. Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle PYD ile IŞİD'i kuranlar aynıysa niye Türkiye bir dönem IŞİD'e gönül verdi, destek oldu siyasi iktidar olarak? Biz irademizi nereden almıştık? Cumhurbaşkanı kendisi açıklamadı mı partiyi kurarken? Amerika'dan icraten gelen bir iktidarız. Yani Amerika'nın dışında bir şey yapabilme şansımız var mı? Biz siyaseten bağımlı bir ülkeyiz. Mali ve ekonomik anlamda bağımlı bir ülkeyiz. Güvenlik açısından bağımlı bir ülkeyiz. Bağımsızlıktan kurtulabilmek için büyük çaba sarf eden de bir ülkeyiz. Ha, burada ne yapılabilir? Toplumu bilinçlendirerek, toplumu bilgilendirerek iktidar sahipleri, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere geriye dönmesi gerekiyor. Halka geri dönmesi gerekiyor. Öbür türlü insanları tehdit ederek bir şey yapamazsınız. Örnekler var. Amerika'nın kullandığı bütün siyasetçilerin akıbetleri belli. Yani bugün Rıza Zarrab'ın işte Aydınlık Asası'nı yazdı. O hepimizin bildiği bir şey yani. Rıza Zarrab kendini... FBI ile anlaşarak gittiği. Ya efendim, suçum derebeyleri tarihine baktığınız zaman değişik ülkelerdeki basın servislerini kullandığı insanlar Batı ülkelerine bilinçli götürüldüler. Orada koruma altında tutulsun diye. Bir de yargılanmadan geçtiler. Yani ülkeleri
yargıladık, şey yaptık falan diye. Bugün Suudi Arabistan İsrail'le iç içe gibi gözüküyor değil mi? 1980'li yıllarda biz bir operasyonel çalışmada gördük ki Arapistan İslam ülkelerindeki bazı ülkelerin İsrail'li iş adamlarıyla iç içe olduğunu gördük. Yani 1980'li yıllar daha tutucu yıllar, daha yıllar. Bir bakıyorsunuz orada iç içe görüyorsunuz. Yani mali ve ekonomik anlamda herkes iç içe. Hiç kimse birbirinden ayrı değil. Benim söylemek istediğim konu şu. Şimdi Türkiye bir tehdit altında. Nedir? Birinci tehdit PKK tehdidi değil mi? İç güvenlik tehdidi. Teröristle mücadelede güzel yol alınıyor. Terörle mücadele yok. Yani siz samimiyseniz Fethullah Gülen hareketindeki hepsinin mallına mülküne el koyuyorsunuz güzel. Adalet zeminde, hukuk zeminde el koymanız lazım. Ki bazı mağduriyetleri ortadan kaldırmak açısından. Çünkü hukuksuzluk sizi geriye saptar. Geri sizi mahveder. Ben de diyorum ki terörün önlenmesi, kara parayla mücadele, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, insan kaçakçılığı, hayvan kaçakçılığı. Özellikle Türkiye'yi tehdit eden en büyük şey göç. Göçler. Göçler milletleri millet olma vasfını ortadan kaldırırken kimliklerini de ortadan kaldırıyor. Tamamen kimliksiz, gayesiz, sadece maddi anlamda geçimini sağlayan, iffetini ortadan kaldıran bir nesli Türk toplumunu da yok etmek üzere buraya zorla gönderttiler. Böyle de Türkiye'de büyük bir tehlike var. Bütün bu tehlikelerde bunu çözebilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kriz merkezi kurmanız lazım. Bu ülkenin yetişmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kimlikli, karakterli, arşivi güçlü, sağlam, milletvekillerinden oluşan, siyasi parti ve menfaat gözetmeksizin bir yapıyı orada devreye sokmanız lazım. Ne adına? Ülke yönetme adına. Siz bunun başında olabilirsiniz. Tek başınıza bu konuda karar almayın. Millet karar alsın. Milleti de arkanıza alın. O zaman sizin başka neye ihtiyacınız var? İstihbarat teşkilatlarına ihtiyacınız var. Bugünkü istihbarat teşkilatınızın zayıflığı şuradan açığa çıkıyor ki DAEŞ'i yeni keşfettiniz. Amerikalıların, Amerikan özel harp ordularının PKK'lıları, YPG'lileri, PYD'lileri, El-Nusra'yı, IŞİD'i, eğittiklerini yeni keşfettiniz. Demek ki istihbarat teşkilatlarında bir zayıflık var. Özellikle sizin mali ve ekonomik anlamdaki, uluslararası anlamdaki rekabeti çökertecek işe karşı hiçbir altyapınız olmadığı için bütün bu konuya emek vermiş, para sarf etmiş, şey kurmuş, iş adamlarınızı koruyup kollayacak hiçbir altyapınız da olmadığından dolayı orada da büyük kayıplar var. Yani dünya ölçeğinde baktığınız zaman Türk iş adamları girişimci ruhunu teşvik edecek, destekleyecek hukuki altyapılarınız yok. Bu konuda sadece siz kendi çıkarından oradan ne kazanacağım mantığı içerisindesiniz. Öncelikli olarak da hava kuvvetlerinizi ve deniz kuvvetlerinizi güçlendirici, eğitim güçlerini güçlendirici altyapılar yapmanız lazım. Birinci öncelikle de kamu gücünüzü, özellikle personel alımlarında son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Az önce de ifade ettim, silahlı kuvvetlerin itibarını yükseltmeniz lazım. Saygınlığını yükseltmek lazım. Kamu kurumlarındaki hizmet sunumlarındaki itibarın yükseltilmesi lazım. Yolsuzluğun ortadan kalkması için yolsuzlukla gerçek anlamda mücadele edebilir misiniz? Bilemiyorum. Etme şansınız sıfır. Çünkü 15 yıllık iktidarda Türk sermayesinin büyük bir bölümü cemaatlere, büyük bir bölümü AKP ve yandaşlarına, büyük bir bölümü örgütlere arasında dağıldığı için, PKK ve KCK'nın da çok büyük serveti oluştuğu için bu servet ülkeyi yönetiyor şu anda. Bu servet ülkeyi yönettiği için de halk ülkeye sahipleme noktasında cesur şey yapamıyor, çıkış yapamıyor. Benim az önce söylediğim bu ülkenin yetişmiş insan gücü sahipleri, milli güçleri ister istemez ülkenin sahibi olarak ortaya çıkacaktır. Yani bugün herkes geçmişte mi kolaycı yönde bana çünkü soruyorlar. Tam niye şuraya girmiyorsun, niye buraya girmiyorsun? Diye. Kardeşim bizim tarihimizde binlerce örnek var. Atatürk ve arkadaşları milli mücadelede kimi yanına alarak mücadeleye soktu? Cephelerde savaşan insanları soktu. Kimi soktu? O günkü eşrafı soktu mücadelenin içerisinde. Kimi soktu?
o gün ülkesi için mücadele eden bürokratı soktu şeyin içerisine. Konuşan insanı, arkadan bana bir şey çıkacak mı diyene sokmadı. Bu bizim önümüzde bir, geçmişte bir sürü tarih var. O zaman siz neye bakacaksınız? Yıllarca parlamentoda kalmış, Büyük Millet Meclisi'ne kalmış. Bugün artık kendi kendini bitiren, geçmişte saygı duyulan bir sürü milletvekili, bakanlık yapmış, başbakanlık yapmış insanların ne kadar zavallı konumda oldukları, ne kadar bağımlı oldukları, ne kadar çıkarları düşündükleri hepsi belli. Türkiye nasıl kurtulabilir? Batı sizi neyle tehdit ediyor? Dosyalarla tehdit ediyor. Tayyip Bey, diğer milletvekillerini veya siyasi muhalefettekileri kim neyle tehdit ediyor? Dosyalarla tehdit ediyor. Çünkü onu biz Tayyip Bey'in kurduğu yapı bütün herkesin arşivleyerek herkesi teslim almış vaziyette. Onu da teslim alan bir üst yapı var. O da oradan kımıldayamıyor. Ha, bunu kim ortadan kaldırabilir? Hiç kimseye bağımlı olmayan insanlar bir araya gelecek. Bunu biz başaracağız. Başkası açık ve net ifade ediyorum. Bak Fatih Bey, bunu bizden başka kimse başaramaz. Niye başaramaz? Çünkü biz bilgiyi halkla paylaşmak için çırpınıyoruz. Her zaman her bilgi de halkla paylaşılmaz. Halkı yükletmememiz lazım. Bildiğimiz çok bilgiyi de paylaşmak istemiyoruz. Ben şu anda Tayyip Bey'in yaşadıklarını, Tayyip Bey bir sürü şey biliyor. Bazen bunu bir tehdit unsuru olarak Batı'ya bunu kullanmaya çalışıyor. Ama Batı'nın zaten yöntemi bu. Onlarda orada bir sömürge anlayışı var. Bizde hiçbir zaman sömürge anlayışı olmadı. Sömürge anlayışından gelen bir neslin çocukları değiliz biz. Batı bir sömürge anlayışından gelen bir neslin siyasi yapısı ve onun içinde onlar acımasız ve şeysiz. Batı'nın kültürü bizimle uyuşmuyor. Batı'nın bakışı bizimle uyuşmuyor. NATO'daki uyuşmazlığımız da buradan kaynaklanıyor. Yani biz kendi milli altyapımızı, milli araç geleceğimizi, her şeyi biz yapabilecek kapasitedeyiz. O açıdan da iyi bakmamız, iyi değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ben buradan hiç korkmamak lazım. Herkesin cesur olması lazım. Herkes diyecek ki ya şuraya girmene bütün ne kadar namuslu, vatanperver, hangisi siyasi partiyi benimsiyorsa koşsun girsin oraya. Uzaktan kumandayla sen şunu yap, akıl vermesin. Bize kimse, hiç kimsenin kimsenin hepimizin akla ihtiyacı var ama kolaycı yoldan ya şuraya gir de bizim için şunu yap. Böyle bir şey yok. Çalışacaksın, kazanacaksın. Çalışmadan, kazanmadan hiçbir şey yapamazsınız. Nedir peki hedef? Evet, son sözünü aldın Sayın Bakan. Adaletli olacaksınız. Dürüst olacaksınız, namuslu olacaksınız. Çalışacaksınız. Dayanışma içerisinde olacaksınız. Bilgiyi halkla paylaşırken bilgiyi adaletli bir şekilde eyleme dönüştüreceksiniz. Eğer bilgiyi adaletli bir şekilde eyleme dönüştürmezseniz otomatik olarak kalkınamazsınız. Millet ve devlet olma vasfınızı devam ettiremezsiniz. İnanç değerleriniz çöker, çökertirsiniz ve devlet vasfı da ortadan kalkar. Çok teşekkür ederim. Biz de bunu sağlamak için mücadele edeceğiz. Yani bütün bunları yapmak için ölene kadar bu gençliği de Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırmak için çaba sarf eden yetişmiş insan gücünün devleti suç olarak, devleti bir düşman gibi gören bu zihniyeti ortadan kaldırmak hepimizin görevi. Benim Atatürk'ün masaya konmasındaki korkum şu. Atatürk üzerinden yeni bir devlet kuruyoruz diye ortaya çıkabilirler. Bu büyük tehlike. Bura laikçiler de Atatürkçiler de bu tuzağa düştüler. Esas tehlike burada bunu görmemiz lazım. Burada da NATO kullanılıyor şimdi. NATO da ayrı bir şey. Yani Tayyip dün demedi mi 2006'da Kuzey Irak'a gelin dedi. Kuzey Irak'a o zaman kim gelin demişti? Holbrook'ta gelin demişti. Armageddon'da gelin demişti. İkisi de yine Amerika'nın kontrolündeki biri Marshall Vakfı Başkanı, Almanya Başkanı, öbürü de Holbrook'un kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Öyle evet. Değil mi? Evet, sen bak. Suriye'de de NATO'yu kullanabiliriz diyen de yine bir başkası değil. Yani bir takım şeyleri bilerek konuşmakta fayda var. Evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Sayın Bakan. Sayın Bartu Soral güzel özetledi. Sayın Milletvekilim de söyledi. Tuhaf bir ortam var Türkiye'de. Yani 32 milyon yoksul var. 16 milyon aç var. 9 milyon insanın sigorta primini devlet ödüyor.
Bunlar brüt ayda 503 lira para kazanamıyor. Yani tablo çok kötü. Sizin verdiğiniz rakamlar da var. Buna rağmen bir çözümsüzlük var. Yani ısrarla ve inatla vatandaş bu inadından vazgeçmiyor. Türkiye'nin yok olma, coğrafyasını kaybetme, bölünme, Orta Doğu'daki kaosa sürüklenme, bu çukura girme tehdide ve tehlikesine rağmen iktidardan vazgeçmiyor. Nedir çözüm? Yani ekonomi de dibe vurmak bir çözüm mü vatandaşın cebinin yanması? Yani şimdi şöyle tabii şunu vurgulamak lazım. Mutlaka vatandaş işte AKP'yi tercih ediyor epeydir. Tabii bunun bir sebebi de yurt dışından 2002'den beri konjonktürün öyle gelmiş olması. Yani 2002'den 2008'e kadar, ekonomik krize kadar çok büyük bir döviz girişi oldu. Bütün gelişmekte olan ülkelere. Bize de oldu. Toplam 543 milyar dolar bir para girişi oldu Türkiye'ye 2002'den 2016'ya kadar. 2008'den sonra ise dünyadaki merkez bankaları yaklaşık 13 trilyon dolarlık bir genişleme paketi uyguladı ki böylece krizden çıksınlar istediler. Böyle bir uygulamaya gittiler. Türkiye de bundan payını aldı. Konjonktür olarak şimdi küresel ekonomide artık bu dönem sona eriyor. Ve biz bu para bolluğu dönemini iyi kullanamadık. Yani borçlanarak kullandık ama borçlandığımızla hep söylediğim yatırımları yapamadık. Üretimimizi planlayamadık. Herhangi bir strateji uygulayamadık. Özel sektör bile biz Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletin yol haritasını bilmiyoruz dedi. Yani bir nehirde akan bir ağaç kabuğu gibi yani sürüklendik. Ve şimdi bu noktaya geldik. Bu noktada şimdi tabii bizim doğrusu bütçemiz de yani 2017 bütçesi çok olumsuz bir tabloyu gösteriyor. Bu 2018'in de iyi geçmeyeceğini gösteriyor. Şöyle mesela 2017'de net borçlanma gereği 36.6 milyardı. Programlanan buydu ama bugün itibarıyla bu programın 40 milyar lira üzerine yani çıkıldı. Yani hükümetin saptı. Borçlanması. Evet ve 77 milyar liraya ulaştı. Çiftçiye biz 2007'den itibaren milli gelirin %1'i kadar bir destek vereceğiz diye ilan ettik. Bu Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırdığınızda çok düşük. Yani destek olmadan çiftçi, planlama olmadan çiftçi üretmez. Üretmedikçe siz işte ithal eder hale geldiniz. Çok enteresan 2007'den o kanunun çıktığı dönemden bugüne kadar hükümetin çiftçiye 160 milyar Türk lirası ödemesi lazımdı. Ödediği miktar 76 milyar Türk lirası. Yani %1 çok az derken o %1'in dahi yarısından fazlasını hükümet çiftçiye borçlu. Bu arada mesela ne yapmışız? Biz enteresan bunu ben size şey yapmak istiyorum. 2003'ten 2016'ya devletin kurumlarının bütçeleri. Bakınız mesela Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi 2003'ten 2016'ya %7 miktarda düşmüş. Yani Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinde bir artış olmamış. Buna karşılık Diyanet İşleri'nin bütçesinde %600'lük bir artış var. Maliye'de %367 var. Emniyette %96 var. Ama Başbakanlık'taki artış %36.533. Yani Başbakanlığa ayrılan bütçe 2003'ten 2016'ya %36 bin
533 oranında. Yüzde olarak diyorum bunu. Çok büyük rakam. Örtülü ödenek hariç değil mi bundan? Örtülü ödenek dahil. 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 Yani 2003'te örtülü ödenek de dahil olmak üzere 2003'ten yine örtülü ödenek dahil. 2016 yine örtülü ödenek dahil. Artış %36.553. Başbakanlık Cumhurbaşkanlığı 2016'ya kadar Cumhurbaşkanlığı artış %2453. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde bazen biz bunlardan yatırımdan bahsettiğimizde diyorlar ki bize kaynak nerede? Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekten kaynağı var. Fakat yapması gereken şey şu, bir kere yani şunu söyleyelim net. Bir, Türkiye dış ticaret fazlası vermek zorunda, üretimini böyle planlamak zorunda. Niçin? Çünkü dünyada dış ticaret açığı vererek kalkınan bir ülke olmamış. Nokta. Bitti. Yani başka söyleyecek bir şey yok. İki, dış ticaret fazlası vermek için bahsettiğim deminde tarımınızı, tarım üretiminizi planlamanız lazım. Yani öyle ki ilk baştan hangi mikro iklimlerde, toprakta hangi ürün daha verimli üretiliyor ise bölgelerle, o bölgelere ve ürüne göre teşvik politikası, ince bir teşvik. Yani Güneydoğu'ya git, ben sana teşvik veririm. Gidilmiyor zaten, ondan hiçbir faydası olmadı. Tarımı planlarken ta buradan başlayarak tedarikte bir eksilmenin olmamasını, yani ham maddenin olmasını sağlayarak, mesela domatesse, o bölgede verimli olan domatesse tarım sanayi olarak salça fabrikalarının hem de ihraç edebilecek biçimde planlanması, planlarken üretimi, bunların hangi pazarlara satılacağının tespit edilmesi. Üç, mesela çok önemli, bizde şehirlerimizin, illerimizin bugüne kadar el yordamıyla getirdiği bir üretim özelliği var. Bunların saptanması ve bunların potansiyel olarak bu ilde, Nevşehir'de örneğin ponza taşı var. Ponza taşı sanayide de kullanılıyor. Ama Nevşehir'de ponza taşını işleyecek modern bir fabrikamız yok. Bu örnek bütün iller için, Denizli'de, Manisa'da örneğin Vestel'le birlikte bir Arge merkezi olmaya başladı. Tamam? Manisa'yı o zaman biz bir Arge, yani teknoloji üreten merkez haline getirmeliyiz. Planlama bu işte. Yani sanayinizi de planlayacaksınız. Planlarken üretimi değil, onun muhtemel pazarlarını da ve o pazarlara nasıl ulaşacağını da bileceksiniz. Çok basit. Yani sanayi, dördüncü sanayi diyoruz. Dördüncü sanayide çalıştırabilecek elemanımız var mı? Yok. Niye? Çünkü eğitim sistemimiz ona yönelik planlanmamış. Kanada'da ben 6 sene kaldım. Üniversitelere öğrenci alırken 10 sene sonra o üniversitelerden mezun olacak öğrencilerin çalışacağı firmaları ve endüstriyi planlıyor, bir vizyon geliştiriyor. Diyor ki bundan sonra üniversitelerde bu sektör az öğrenci alacak ama bu sektörler daha fazla öğrenci alacak. Niye? Çünkü 10 sene sonra o sektörde üretimini arttırmayı planlıyor. Bakınız sizler, bizler yarınımızı bile planlıyoruz, öyle değil mi? Yarın sabah kalkacağım, buraya gideceğim. Bir ülke ekonomisini planlar ama biz de ne yazık ki plan deyince benim milletim plan sevmez, pilav sever falan gibi böyle popülist, yani modern dünyanın, kalkınmış ülkelerin kullanmadığı, kalkınmış ülkelerin tamamı planlamayla kalkındı. Şimdi onun için ben mesela şunu söylüyorum sık sık. Vatandaşta şu var hep. Ya nereye oy versek biz falan. Genel başkanı tatlı veya değil veya karizmatik, iyi konuşmuyor falan. Olmaz.
programlarına, kadrolarına bakacaklar. Eğer sanayi planlaması, planlı kalkınma, eğer tarımı planlama, böyle bir kalkınma modeli yoksa, eskiden bir reklam vardı, yok birbirimizden bir farkımız ama biz Osmanlı Bankası'yız. O tarafa gider iş. Peki, çok teşekkür ederim. Gayet açık, gayet net, halkın anlayacağı bir dille anlattınız yani. Ben de çok net anladım. Sayın Milletvekilim, teşekkür ederim bu akşam geldiniz. Sayın Bakanım, size de çok teşekkür ederim. Uzun yıldan getirdik, zahmet verdik size. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Önemli şeyler söylediniz bu akşam. Herkese bir çağrı yaptınız. Umarım çağrınız ulaşmıştır. Sayın Bartu Surat, size de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rakamlar çok önemliydi. Sizden de bir örneğini alayım ben onu. Memnuniyetle. Bu akşamlık bizden bu kadar. Pazartesi günü yeniden Türkiye Nereye'de farklı konuklar, farklı konularla bir araya gelmek üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar, esen kalın. Ayrılmayın. Az sonra Mehtap Öztürk size gece haberleriyle son gelişmeleri bildirecek. İyi akşamlar, hoşça kalın.